Bu bölümde Justify Content ve Align Content konseptlerinden bahsedeceğim. Justify Content şu anda bu gridimizin içinde 6 tane item var. Justify Content bu içerideki cisimlerin satır bazında nerede durması gerektiğini bize kolaylıkla hükmetmemizi sağlayacak. Hükmetmek. Harika. Justify Content diyorum. Center dersem put diye bütün cisimleri ortaya çekiyor. Bu aslında normalde kutudan çıktığında start olarak çıkıyor. Buna start, center, end de diyebilirim. End dersem de en sağa gidiyor cisimlerim. Justify content satırda nerede durması gerektiğini söylüyor cisimlerimin. Align content de tahmin edebileceğiniz üzere satır yerine sütun üzerinde kontrolümüzü sağlıyor. Bunu mesela ortaya çekelim. Şimdi align content'te de center dersek ekranın tam ortasına getirmiş oluruz. End dersek en aşağıya. Süper. Süper. Start, center, end dışında başka değerler de verebiliriz buna. Mesela bir örnek olarak space between dersek bu gridin içindeki cisimlerin arasına olabildiği kadar mesafe koyuyor. Yine bakarsanız satır bazında yapıyor bunu. Space between yerine space around diyebiliriz. Bu sefer de cisimlerin çerçeve gibi kullanıp en dışarıdan bir baskı yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz bunu. Çevresine mesafe koyuyor. Evet, bugün aslında justify content ve align content bazında diyeceklerim bunlar. Benim kullandığım bir site var. Bu sitenin linkini aşağıda vereceğim. Grid ile ilgili burada bir sürü farklı justify content ve align content için değerler verebilirsiniz. Bu güzel bir kopya çekme yeri. Burada görsel olarak da çok güzel açıklanıyor. Ben de hep gelip buradan bakıyorum açıkçası. Çünkü her şeyi her zaman kafamda tutamıyorum. Evet, bugün bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.